Evet, şöyle bir listemiz gelsin. Şöhül Muşi yemeğimizi yapacağız sevgilicilerimiz. Evet, şöyle listemiz geldi. 400 gram dana kıyması. Siz buna kuzu kıyması da kullanabilirsiniz veya da dana kıyması da kullanabilirsiniz. 5 adet kabak. Ama biz biraz fazla getiriyoruz. 6 adet kabak getirdik. Çünkü biliyorsunuz biz burada geniş bir aileyiz. Burada karabalık bir aile olduğumuz için biraz fazla yapıyoruz. 6 adet kabak getirdik sevgili dinleyicimiz. 1 adet kuru soğanımız var. Ondan sonra 1 su bardağı kadar haşlanmış nohutumuz var. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı veya da margarin kullanabiliriz. 1 yemek kaşığı kadar biber salçamız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, kimyon ve karabiber. Kızartmak için de yağımız var sevgili dinleyicilerimiz. Ve ondan sonra 1 su bardağı kadar da yoğurdumuz var. Şöyle listemizde size verdikten sonra ben şöyle hemen eldivenlerimi giyeyim sevgili izleyicilerimiz. Şöyle yavaş yavaş yemeğimize geçiş yapalım. Şöyle bir ilk önce bir eldivenlerimizi giyelim. Aslında farklı bir yemek oluyor, değişik bir yemek oluyor. Normal bizim yaptığımız kabak yemeğimiz gibi oluyor ama bu biraz daha farklı bir şekilde yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle eldivenlerimi giydikten sonra ben şöyle çayımızı kaldıralım. Hemen tenceremizi ocağa koyalım. Gördüğünüz gibi sevgili dinleyicilerimiz ilk önce ne yapıyoruz? Şöyle tenceremizi ocağa koyuyoruz. Çok hafiften şöyle tenceremizin altını açıyoruz ve ondan sonra içine biraz zeytinyağımızı koyuyoruz. İçine zeytinyağımızı koyduktan sonra yavaş yavaş tenceremiz biraz ısınsın sevgili dinleyicilerimiz. Tenceremiz ısınırken biz de şöyle hemen soğanımızı alalım. Bir adet soğanımızı doğrayacağız. Ben şöyle önce şöyle hafif bıçağımı biraz böyle biraz bilelim bıçağımı. Gördüğünüz gibi hemen yağımı koydum ve ondan sonra sevgilerimiz şöyle soğanımızı ortadan ikiye böldük. Ben şöyle malzemelerimize bir tekrardan size bir gösterelim. Gördüğünüz gibi kıymamız çok fazla yağlı olmayacak şekilde dana kıymamız yarım kilo ve ondan sonra 1 su bardağı kadar haşlanmış nohutumuz var. 6 adet kabağımız var. Ondan sonra soğanımız var, salçamız var, yoğurdumuz var sevgilerimiz. Hemen ne yaptık? Şöyle soğanımızı yavaş yavaş şöyle bir doğrayalım. Evet, gördüğünüz gibi şöyle farklı bir yemeğimiz olacak ve değişik bir yemeğimiz oluyor sevgili dinleyicilerimiz. Siz de mutlaka evde yapın ve deneyin diyorum. Şöyle, şöyle hemen gördüğünüz gibi önce ne yaptık? Soğanımızı doğradık. Hemen şöyle ben kıymamı alıyorum. Gördüğünüz gibi kıymamı şöyle bir tenceremize ilave ediyoruz. Kıymamızı tenceremize ilave ettikten sonra şöyle ve kıymamızı tenceremize koyduktan sonra ben şöyle bir kaşığımızdan bir tanesini alayım ve ondan sonra ne yapıyoruz? Şöyle biraz kıymamızı hafiften karıştıralım. Yavaş yavaş şöyle kıymamız kavrulsun sevgilicilerimiz. Gördüğünüz gibi şöyle hemen kıymamız kavrulurken aslında biz ne yapabiliriz? Şunun içine yemeğimizin içine 2 dişçe sarımsak da ilave yapabiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle soğanlarımızla beraber ben 2 dişle hemen sarımsağımızdan şöyle bir doğrayayım ve ondan sonra soğanlarımızın içine ilave edelim. Evet. Şöyle sarımsak ve soğanlarımızı doğradık. Şimdi ikisi de hazır sevgilicilerimiz. Yavaş yavaş kıymamız kavrulsun. Kıymamız kavrulurken ben de şimdi şöyle hemen kabaklarımızı alayım. Kabaklarımızı ayarlayalım. Şöyle tekrardan hafiften bir suya tutalım. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle hafiften suya tuttuktan sonra ben şöyle bir tane daha tabağımdan alayım. Kabaklarımızı önce şöyle kafalarını ve kuyruk kısmını şöyle koparıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Şöyle hemen temizleyelim. Gördüğünüz gibi. Bir yandan yavaş yavaş kıymamızı koyduk tencere sevgilicilerimiz. Bir yandan kıymamız kavrulurken biz de ne yapıyoruz? Şöyle hemen kabaklarımıza geçiş yaptık. Şöyle ara sıra da kıymamızı kavuralım. Gördüğünüz gibi yani çok çabuk bir şekilde zaten kıyma kavruluyor. Şöyle güzelce bir şekilde hemen karıştırıyoruz. Evet. Şöyle kıymamızı karıştırdıktan sonra hafif bir kavrulduktan sonra sarımsağımızı ve soğanlarımızı içine ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle hemen
kıymamızı kavuruyoruz. Ondan sonra soğan ve sarımsağımızı içine ilave ediyoruz. Tekrardan şöyle güzelce bir karıştıralım sevgili izleyicilerimiz. Yavaş yavaş soğanlarımızla beraber bir kıymamız pişsin, pişmeye devam etsin. O pişmeye devam ederken biz de şimdi şöyle kabaklarımızı hemen şöyle bir temizleyelim. Güzelce bir şekilde kabaklarımızı oyalım. Evet. Şöyle yavaş yavaş gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. Evet. Şöyle bir yanda kıymamız sevgili izleyicilerimiz şöyle kavruluyor. Kıymamız kavrulurken biz de şöyle kabaklarımızı yavaş yavaş temizlemeye başladık. Diğer kabağımız da aynı şekilde şöyle bir içini oyalım. Şöyle. Evet. Şöyle içini aldıktan sonra hafiften tekrar şöyle biraz daha alalım. Fazla iç malzememizi alsın diye sevgili izleyicilerimiz. Evet. Şöyle yavaş yavaş temizlerken ben şöyle hemen şöyle kıymamı bir daha karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle. Yavaş yavaş kıymam kavrulmaya başladı sevgili izleyicilerimiz. Kıymamız kavrulurken içine biraz kimyonumuzu ilave ediyoruz. Şöyle kimyonumuzu ilave ettikten sonra ben şöyle tekrardan tuzumuzu da içine ilave edelim. Kıymamız baharatlarımızla beraber güzelce bir şekilde kavrulmaya devam etsin. Şöyle yeterince de tuzumuzu içine ilave ediyoruz. Ve az bir şey de şöyle karabiber içine ilave edeceğiz. Veyahut da tane karabiber de içine ilave edebiliriz. Şöyle hafif gördüğünüz gibi tane karabiberimizi de alıyoruz. Önce ne yaptık? Şöyle bir daha anlatalım sevgili izleyicilerimize. Önce kıymamızı tenceremize koyduk. Kıymamızı tenceremize koyduktan sonra yavaş yavaş kavruldu kıymamız. Kıymamız kavrulduktan sonra içine soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı ilave ettik. O güzelce bir şekilde kavrulmaya devam ediyor. O kavrulmaya devam ederken sevgilicilerimiz biraz içine bu sefer baharatlarımızı, tuz, karabiber ve kimyonumuzu içine ilave ettik. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde hemen soğanlar da şöyle piştikten sonra, pembeleştikten sonra ne yapıyoruz? Şöyle biraz karıştıralım, baharatlarımızı ilave ettikten sonra şimdi de nohutlarımızı içine ilave ediyoruz. Şöyle nohutlarımızı da içine ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir şekilde sevgilicilerimiz karıştıralım. Nohutlarımızı biz haşlamıştık. Onlar nohutlarımız zaten pişmişti sevgilicilerimiz. Hemen şöyle kolay bir şekilde gördüğünüz gibi alıyoruz. Haşladığımız nohutlarımızı da tenceremize ilave ediyoruz. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi hemen nohutlarımızı da tenceremize ilave ettikten sonra hemen bir yemek kaşığı kadar sevgili izleyicilerimiz biber salçamızı da içine ilave ediyoruz. Şöyle içine ilave ettikten sonra tekrardan şöyle biraz karıştırıyoruz. Evet şöyle şıhıl muşi yemeğimiz için şöyle Arapçada gelen sevgili izleyicilerimiz şıhıl muşi yemeğimiz. Gördüğünüz gibi hemen iç malzememizi hazırladık şöyle. Salçamızı da içine ilave ettik. Güzelce bir şekilde şöyle biraz karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Önce kıymamızı koyuyoruz tenceremize. Ve ondan sonra sevgili izleyicilerimiz kıymamız kavrulduktan sonra içine hemen soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımızı da ilave ettikten sonra biraz da sarımsak siz de ilave edebilirsiniz. Çok güzel bir tadı lezzet verecektir. Sarımsağımızı da içine ilave ettikten sonra kavrulmaya devam ediyoruz. O güzelce bir şekilde soğan ve sarımsakla beraber kavrulduktan sonra hemen ne yapıyoruz? İçine bu sefer de sevgili izleyicilerimiz baharatlarımızı, tuz, karabiber ve kimyon. Şöyle kimyon biliyorsunuz çok güzel bir tat ve lezzet verir. Kimyonumuzu içine ilave ettik. Hemen ne yapıyoruz? Bir su bardağı kadar haşlamış olduğumuz nohutumuzu da içine ilave ediyoruz. Kavrulmaya devam ediyoruz. O güzelce bir şekilde kavrulduktan sonra sevgili izleyicilerimiz bir yemek kaşığı kadar da salçamızı içine ilave ediyoruz. Ve hemen salçamızla beraber iyice bir kavurduktan sonra şöyle iç malzememiz şu anda hazır bir şekilde gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz şöyle bir sevgili Burak kardeşime göstereyim şöyle. Evet iç malzememiz şu anda hazır sevgili izleyicilerimiz. Hemen ne yapıyoruz şöyle kenara alalım.
altını kapattık. Şimdi onu biz hazırladık. İç malzememiz şu anda hazır bir durumda sevgili izleyicilerimiz. Ve kabaklarımızı güzelce bir şekilde görüyorsunuz. Çok fazla aşırı bir şekilde içini almayacak şekilde şöyle bir hemen temizleyelim. Şöyle altı, biz 5 tane yazmıştık ama burada geniş bir aile olduğumuz için, geniş bir karabalık bir aile olduğumuz için şöyle biraz fazla hazırlanmıştık. Şöyle. Evet. Berkercan, bir tane senin için fazla getirdim canım kardeşim. Sen çok seviyormuşsun. Evet, şöyle. Öyle mi diyor İsmail? Evet, İsmail'i çok sevdiğimi biliyor İsmail. Şöyle, evet. Gördüğünüz gibi sevgilicilerimiz hemen kabaklarımızı şöyle oyacakla güzelce bir şekilde şöyle bir alıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi hemen işini temizledikten sonra hafiften biraz daha fazla alsın diye tekrardan şöyle oyacağımızla beraber şöyle temizleyebiliriz sevgilicilerimiz. Gördüğünüz gibi şöyle hemen içini şöyle biraz temizleyelim. Kenara aldık. Son bir tane kaldı. Onu da temizleyelim. Şöyle. Evet. Çok farklı böyle hafif bir yemek oluyor. Sevgili izleyicilerim, siz de mutlaka aynısını yapın. Güzel bir yemek, değişik bir yemek oluyor. Sizi yormayacak bir yemeğimiz. Hemen kolayca, pratik bir şekilde hazırlayıp evde gelen misafirlerinize, çocuklarınıza, veyahut da beyinize veyahut da gelen misafiriniz olur, her kim olursa güzelce bir şekilde, pratik bir şekilde hazırlayıp verebileceğiniz bir yemeğimiz sevgilicilerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi kabakların aslında içini siz değerlendirebilirsiniz. Bunları kızartabilirsiniz. Farklı bir şeyde de kullanabilirsiniz sevgilicilerimiz. Onları ne yapın? Güzelce bir şekilde, bu şekilde de çocuklarınıza hazırlayabilirsiniz. Önce yumurtayı hemen güzelce bir şekilde çırpın. Ondan sonra hafif biraz da una bulandırın, sevgili batırın. Una batırdıktan sonra kızgın bir yağda kızartırsanız çocuklarınız da çok hoşlarına gitmiş olacak. Ve siz de ziyan etmemiş olursunuz sevgilicilerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi hemen son kabağımızı da temizledik. Şöyle temizledikten sonra onu da şöyle kenara alalım. Ve şöyle sevgilice tabağıma ben hafif biraz suyum şöyle tutalım suyumuzdan. Ve tabağımızı temizledik. Şimdi yemeğimize şöyle geçiş yapacağız sevgili izleyicilerimiz. Geçiş yapmak için şöyle benim tekrardan tavamızı ocağa koymamız lazım. Şunu alın tenceremizi sevgili izleyicilerimiz daha güzel bir şekilde görsünler diye. Şimdi gördüğünüz gibi hemen tavamızı ocağa koyduk. Altına çok hafif fazla olmayacak şekilde yağımızı koyuyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi yağımızı koyduktan sonra sevgili izleyicilerimiz iç malzememiz hazırlanmıştık. Şöyle iç malzememizi gördüğünüz gibi şöyle hazırladıktan sonra şöyle bir tane yemek kaşığımızı alalım ve ondan sonra hazırlanmış olduğumuz iç malzememizi şöyle yavaş yavaş dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi sevgilicilerimiz biraz doldururken hafif sizi yoracak ama şöyle yavaş yavaş doldurursanız aslında biraz soğuduktan sonra güzel bir şekilde doldurabilirsiniz. Şöyle bir siz görün diye kesinlikle önceden hazırlamıyoruz hiçbir şey sevgilicilerimiz, siz de şöyle yavaş yavaş zaten kaşığınızda doldurup gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle. Farklı bir tat ve farklı bir lezzet oluyor. Mutlaka yapın, deneyin diyorum sevgilicilerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi hemen kabağımızı doldurduk sevgilicilerimiz. Kabağımızı doldurduktan sonra şöyle yağımızın altını açalım. Bunu şöyle kenara bırakalım. Biraz yağımız böyle hafiften ısınsın. Ondan sonra bunları yağımızın içinde güzelce bir şekilde kızartacağız. Bunları yağımızın içinde güzelce bir şekilde kızarttıktan sonra sevgilicilerimiz üzerine bolca yoğurt dökeceğiz. Ondan sonra tereyağımızı eriteceğiz. Ve tereyağımızı da üzerine koyduktan sonra hemen afiyetle yiyebilirsiniz. Ve buradaki kardeşlerimiz de yiyebilirler. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bir yandan tavanızı koyarsınız ocağa sevgilicilerimiz. Bir yandan da şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş kabakları doldurabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle. Hemen. Şöyle. Evet. Evet.
Gördüğünüz gibi sevgilerimiz şöyle yavaş yavaş dolduralım. Evet, şöyle. Gördüğünüz gibi sevgilerimiz şöyle yavaş yavaş kaşığımızla dokuna dokuna şöyle dolduruyoruz kabaklarımızı. Bir yandan da yağımız yavaş yavaş ısınıyor. Şöyle ben de gördüğünüz gibi şöyle doldurmaya devam ediyoruz kabaklarımızı. Şahıl muşi yemeğimizi. Gördüğünüz gibi biraz farklı oluyor. Bunun içine pirinç falan kullanmıyorsunuz. Sadece kıyma, nohuttan oluyor sevgilerimiz. Çok farklı bir lezzet oluyor. Çok farklı bir tat oluyor. Şöyle. Evet. Şöyle bir tane daha dolduralım. Bundan sonra tavamızı da kızartalım. Evet, şöyle sevgilerimiz. Evet. Gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş şunu da dolduralım. Sevgilicilerimiz tavamızdaki yağımız ısındı. İç malzemesine neler kullandığı bir daha hatırlatalım sevgilicilerimiz için. Önce kıymamızı kavuruyoruz. Ondan sonra üzerine hemen soğanımızı ve sarımsağımızı ilave ediyoruz. Soğan ve sarımsağımızı da ilave ettikten sonra hemen ne yapıyoruz? Salçamızı ve baharatlarımızı üzerine ilave ediyoruz. Ondan sonra nohutumuzla beraber güzelce bir şekilde onu kavuruyoruz. Ve kavurduktan sonra kıymamızı İyice bir kavurduktan sonra ne yapıyoruz? Altını kapatıyoruz ve ondan sonra da kabaklarımızın içini oyduktan sonra hemen şöyle gördüğünüz gibi şöyle kaşığımıza dolduruyoruz ve yağımız da ısınmıştı sevgili dinleyicilerimiz. Şöyle hemen tavamıza koyuyoruz. Değil mi sevgili Burak? Evet şöyle. Evet. Şöyle yavaş yavaş sevgili dinleyicilerimiz gördüğünüz gibi tavamıza koyuyoruz ve hem çevirip her tarafını pişecek şekilde şöyle pişiriyoruz. Evet, bunu da aynı şekilde gördüğünüz gibi şöyle dolduralım. Evet, şöyle görürüz. Bu arada ben şöyle yemeğime devam ederken sevgilicilerimiz, bizim bir arkadaşımız Facebook üzerinde bizde bir talebi olmuştu. O zaman o yemeğimizi de şöyle hem bu yemeğimizi yapalım hem de onu ben arkadaşımıza anlatalım. Bizden kaşarlı köftenin tarifini istemişti. Ben de şöyle kaşarlı köftenin tarifini anlatayım ona. Hem de şöyle yemeğimi yapayım. Şimdi kaşarlı köftenin tariflerini ben şöyle bir anlatayım. Yarım kilo kıyma. Kıymanı güzelce bir şekilde çektin getirdin. Kıymanı getirdin. Ondan sonra ne yapıyoruz? Kıymanın içine bir tane soğan. Ondan sonra iki diş sarımsak. Güzelce çek içine ilave yap. Hemen onları içine ilave ettikten sonra bir adet yumurta, bir yemek kaşığı kadar galeta unu, bir yemek kaşığı kadar köfte harcı ve az buçuk köfte baharatı, kimyon, ondan sonra tuz, karabiber, pul biber baharatlarını içine ilave ediyorsun. Bir tutam kadar da maydanoz mutlaka içine kullan ve baharatlarını içine ilave ettikten sonra siz kekik ve nane kullanmayın. Çünkü onlar eğer sos yapacaksanız yanına kullanabilirsiniz. Kekik, nane biraz köftenin tadını bozduğu için siz onu yanına kullanmayın. Ve hatta ona eğer sonradan sos hazırlayacaksanız, yanında sos koyacaksanız, sosun içine koyarsanız ona farklı bir tat ve lezzet verecektir. Hemen ne yapıyorsunuz? Soğanınızı ilave ettiniz. Sarımsağınızı ilave ettiniz. Ondan sonra güzelce bir şekilde hemen onları karıştırıyorsunuz, yoğuruyorsunuz. Köftenizi yoğurduktan sonra yumurtayı da içine ilave ettikten sonra tekrar yoğurmaya devam ediyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Hemen köftenizi yoğurdunuz. Ondan sonra güzelce bir şekilde hazırladınız. Hazırladıktan sonra istersen 100 gram kadar kaşar peyniri dilimleyebilirsiniz. Ama eğer onu doğrayacaksanız küçük küçük doğramanız gerekiyor. Küçük kuşbaşı şeklinde doğrayın. Veyahut da onu ne yapabilirsiniz? Doğramazsanız dahi onu rendeyle güzelce bir şekilde rendeleyeceksin. Onları rendeledikten sonra hemen ne yapıyorsunuz? Bu sefer içine güzelce bir şekilde kaşar peynirini ilave edin. Eğer ızgara biliyorsunuz çünkü o kaşar peyniri aktığı için ızgara üstünde belki biraz sizi yorabilir. Ama yorulmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ama farklı bir şekilde de yapmak istiyorsanız nasıl yapacaksınız? Hemen kaşar peynirini de içine ilave edin. Tekrar köftenizi yoğurmaya devam edin. Maydanozu aynı şekilde bütün baharatlarınıza. Köftenizi yoğurduktan sonra onları geniş bir tane tepsinin içine ilave ediyoruz. Geniş bir tane tepsimizin içine de ilave ettikten sonra hemen ne yapıyoruz? Onu fırınımıza gönderiyoruz. Fırınımızda yarım saat 170 derece güzelce bir şekilde pişsin. Hemen piştikten sonra onu alıp
Ondan sonra biraz hafif soğuduktan sonra onu dilimler halinde kesip istersen yanına sos kullanabilirsiniz. Biz sos hazırlamışız. Zaten siz Facebook'ta soslu resmini görmüştünüz. Biz yanına sos koymuştuk. Hemen siz de yanına sos yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Sosta da biz ne kullanmışız? Sadece soğan, ondan sonra sarımsak vardı, domates vardı, biberimiz vardı. Önce ne yapıyorsun? Yağ koyuyorsun. Çok hafif biraz yağını ocağa koyuyorsun tencerene veyahut da tavana. Onu güzelce bir şekilde hafifte yağını ısındıktan sonra içine soğan ve sarımsağı pembeleşene kadar kavuruyorsun. Onu iyice kavurduktan sonra hemen ne yapıyorsun? Bu seferde domates ve biber. İstersen önce biberi ilave et. Önce biberi piştikten sonra soğanları, domatesi içine ilave edebilirsin. Hemen domatesi de içine ilave ettikten sonra 2 yemek kaşığı kadar salça, ondan sonra tuz, karabiber ve pul biber. Sosun içine biraz kekik atabilirsiniz. Kekik çünkü sosa çok yakışıyor. Ve onları da içine ilave ettikten sonra hemen kaşarlı köften hazırlanmış olur sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra yanına da güzel bir sos yapmış olacaksın. Ondan sonra afiyetle yemiş olursun. Şimdi sevgili izleyicilerim şöyle hemen yavaş yavaş bir anda yemeğimizi geçiş yaptık. Ben şöyle hafif elimi suya tutayım. Ondan sonra şöyle tabağımızı hazırlayalım. Şöyle. Tabağımızı şöyle ben kabaklarımızı şöyle güzelce bir şekilde ne yapalım? Şöyle alalım. Evet. Şunları şöyle kenara aldıktan sonra evet, şöyle tabağımızı kenara alalım. Bir yandan kabaklarımız şu anda pişime devam etti. Sevgili izleyenler şöyle pişiyor. O pişerken biz de hafiften şöyle çevirmemiz gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Ve o kızardıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle çeviriyoruz. Her tarafı iyice bir nar gibi kızarsın diye sevgili izleyicilerimiz. Evet. Şöyle onu kızartmaya devam ederken ben de şöyle kıymamı bir tane servis tabağıma alayım. Şöyle ziyan olmasın diye gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz iç malzememiz biraz arttığı için biz de şöyle malzememizi hafiften şöyle bir tabağımızı alalım. Evet. Şöyle tabağımızı ortalığı hafiften biraz toparlayalım. Ondan sonra yemeğimiz de bir anda kızarıyor sevizcilerimiz. Evet şöyle şığır muşu yemeğimiz sevizcilerimiz pişime devam ediyor. Ne yapalım şöyle kabaklarımızı çevirelim biraz daha. Her tarafı pişecek şekilde şöyle gördüğünüz gibi hemen yavaş yavaş kaşınızla dokunduğunuz anda zaten belli olacaktır onun pişirdiğini. Şöyle evet şöyle çevire çevire pişiriyoruz sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi servis tabağımızda hazırladık ve ondan sonra hemen kabaklarımız pişer pişmez şöyle servis tabağımızı alacağız. Çok kolay böyle hafif ve pratik pişen bir yemeğimiz. Siz bunu İsterseniz ne yapabilirsiniz? Fırında da pişirebilirsiniz veyahut da şöyle çok az bir yağda da pişirebilirsiniz. Kolayca bir şekilde zaten pişiyor sevgilicilerimiz. Şöyle tavamızda sadece pişerken çevire çevire her tarafını pişirecek şekilde, şöyle pişecek şekilde şöyle çeviriyoruz. Evet şöyle. Hemen biraz daha pişsin gördüğünüz gibi. Şimdi o yavaş yavaş pişerken sevgilicilerim ben de şöyle ona güzel bir yoğurt hazırlayacağım. Şöyle eldivenlerimi değiştireyim. Eldivenlerim şöyle yağlandı. Şöyle eldivenlerimi alayım. Şöyle geniş bir tane tabak alalım. Gördüğünüz gibi şöyle sevgili izleyicilerimiz. Hemen 1,5 su bardağı kadar yoğurdumuz var. Ben ondan sonra şöyle yoğurdumuzu hemen ne yapalım? Geniş bir kabımızın içine alalım. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi hemen yoğurdumuzu geniş bir kabın içine aldıktan sonra şöyle içine biraz da ben pul biberi ve nane kullanacağım sevgili izleyicilerimiz. Şöyle çok hafif biraz pul biberimizi ilave yapalım. Gördüğünüz gibi bu çok güzel olacak ve ona çok farklı bir tat lezzet verecek sevgili izleyicilerimiz. Ve bir çay kaşığı kadar da tuzumuzu içine ilave edelim. Ve yoğurdumuza çok hafif biraz da kekik şöyle gördüğünüz gibi. Hafif biraz da kekiğimizi ilave ettikten sonra
şöyle. Ondan sonra kaşığımızla çok hafif ya şöyle yağımızdan alalım. Oh şöyle sevgilim gördüğünüz gibi hemen yağımızla içine ilave ettikten sonra şimdi ben şöyle bir tane çırpma telimizi de alalım. Ve ne yapıyor? Şöyle güzelce bir şekilde yoğurdumuzu çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sadece tuz, karabiber, pul biber ve biraz da nane, kuru nane. Az bir şey de siz kekik de ilave edebilirsiniz. Ve az bir şey de pişen yemeğinizin yağından içine ilave ettik. Şu anda sosumuz hazır sevgili izleyicilerimiz. Kolay bir şekilde şöyle siz de sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Evet şöyle tabaklarımızı tekrardan şöyle biraz çevirelim. Hemen hemen pişmek üzere sevgili izleyicilerimiz. Tabağımız pişti, hazır. Ve Somali'de bir konuğumuz var sevgili izleyicilerimiz. Şöyle konuğumuz da geldi, onu şöyle bir davet edelim. Buyur Ayşegül Hanım. Efendim aşk olsun, Somali'den mi geliyorum ben şimdi? Nasılsınız? Evet, dünyanın öbür ucundan geliyorum. Yine İstanbul'un trafiğini alt üst etmişsin. Sormayın usta, sormayın. Siz de bensiz yemeklere başlamışsınız ama. Evet arkadaşlar, acıktıkları için ben de hemen başlayayım dedim yemeklere. Şöyle arkadaşlarımıza ikram edeceğim. Bilmiyorum artık, bilmiyorum. Yani demek ki gelmesem ben her şey yapılacak, pişirilecek, ondan sonra yenecek. Ben de öyle gelmediğimde kalacağım. Somali'den geliyorum demek, öyle mi? Tamam hadi bakalım, dünyanın öbür ucundan geliyorum. İyi usta ya, hakikaten böyle bugün geciktim artık, özür diliyorum efendim gerçekten. Elimde olmayan nedenlerden dolayı bir gecikme yaşadım. Ama merak etmeyin, o bir bölümlük kaybı dolu dolu geçireceğiz sizlerle. Konuşacağım, konuşacağım, konuşacağım. Evet, o aslında konuşmalardan dolu dolu geçti ya. Tabii, güzel yemek aldık. Hayır, yemeklere kesinlikle o çok güzel geçmiştir de. Benim açımdan konuşamadım ya usta. Biliyorsun ben evet, konuşmayı çok seviyorum. Şimdi günde kaç bin kelime tüketmem lazım? Yaklaşık 3000-4000. Yani bunun yarısını burada ama harcıyorum, tüketiyorum ki. Siz 8000 taneyi buluyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Şaka bir yana nasılsın usta bu arada? Çok şükürüz Ayşegül Hanım. Neler yaptın nasılsınız ben yokken? Evet sen yoksan güzel şıhıl muşi diye bir yemeğimiz var. Onu yaptık. Şıhıl muşi. Evet. Hadi bakalım. Kökeni biliyorsun Arapçadan gelen evet, bir yemek. Farklı bir yemeğimiz. Şöyle yemeğimiz bir pişti. Ben şöyle bir anlatayım. Ondan sonra kaldığımız yerde tamam, devam edeceğiz. Hadi bakalım. Hadi şöyle bakalım. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hemen yemeğimiz pişti. Kabaklarımız pişti. Şöyle şıhıl muşi yemeğimiz hazır. Ve tabağını alıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş şöyle iki tane kalmıştı. Onları da şöyle çeviriyoruz. Evet. Ve yavaş yavaş pişsin. Ben şöyle yemeklerimi alayım. Sevgili izleyicilerimiz şöyle yanımıza doğru. Ve yemeğimiz hazırladıktan sonra ne yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz? Şöyle yoğurdumuzu görüyorsunuz. Güzelce bir şekilde üzerine yoğurdumuzu döküyoruz. Şöyle hemen güzelce hazırladığımız soslu yoğurdumuzu şöyle üzerine dökelim sevgili izleyicilerimiz. Bolca dökebiliriz. Ben şöyle çok fazla dökmüyorum ki siz görün diye sevgili izleyicilerimiz hafiften biraz da şöyle kenarına koyabiliriz. Şöyle. Evet şıkıl mahşi, mıhşi. Mışi. Çok güzel görünüyor gerçekten usta, ellerine evet, sağlık. Teşekkür ettim. Bak Ayşegül şimdi Hanım, geldim gelir gelmez ayağımın tozuyla hemen bir telefon alalım evet, istersen. Alalım. Bir telefonumuz var. Alo. İyi akşamlar Ayşegül Hanım. İyi akşamlar Nebahat Hanım, nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Ellerine sağlık usta, şaka teşekkür bir yana. Ettim Ayşegül gerçekten Hanım, evet, ben de teşekkür ediyorum. Güzel lezzetler hazırladın yine bugün bizlere. Sevgili izleyenlerimiz programımızın sonuna geldik ama yarın yine inşallah 16.30'da yine sizlerle buluşacağız tabii ki. Güzel ve farklı lezzetlerle diyorum ben. Bizleri kesinlikle kaçırmadığınızı biliyorum. Kaçırmayın demeyeceğim zaten. Sizler bunun bilincindesiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun efendim. Allah'a emanet olun. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.